Tamam, saçlar iyi, okeydir. Herkese Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Bugün nereye geldik? Erişen Kebap Dürüm Evi'ne geldik. Mehmet'in dükkanı. Ben 15 seneden beri hem Mehmet benim müşterimdi hem de ben Mehmet'in müşterisiyim. Benim takıntılı olduğum bir yerler var. Mehmet'in Adana'sı, köftesi, böbreği, hepsi 10 numara. Ama ben Mehmet'in en çok sevdiğim yönü kanat. Abi bir kanat yapıyor. Bak çok yerde ben kanat yedim. Ama birer kere yedim. Ama Mehmet'ten 15 seneden beri ayda bir sefer hesaplasanız bu zamana kadar binlerce kez yedim. Çünkü kanada o kadar sulu, yani ne kuru, ne başka bir şey, ne böyle tatsız matsız. Mesela hazır kilolu kanatlar satıyorlar. Birkaç kere birkaç yerden aldım İzmir'de bulunan. Ama Mehmet'in kanadı gibi hiçbirinde tat alamadım. O zaman şimdi biz Mehmet'in yanına kanat yemeye geldik. Hem Mehmet'i tanıyalım, hem dükkanını tanıyalım, hem kendisini tanıyalım. Mehmet'in dükkanı Karabalar Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nin içerisinde. İzban İnkılap durağına geldiniz mi, Erişen Kebap dediğiniz yerde Mehmet'i bulursunuz. Zaten şu an hem sohbetiyle, hem muhabbetiyle, hem de güler yüzüyle 10 numara 4 dörtlük bir esnaf. Bunların hepsini sizlerle beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ama kusura bakmayın ki o kanadı ben yiyeceğim. Eğer yemek isterseniz de tavsiye edeceğim dükkanlardan biri. Aynı Mehmet amca gibi. Daha buralarda benim böyle devamlı gittiğim, hani temin dediğim gibi köfteyi bir yerde yerim, kokoreçi bir yerde yerim, işte kanadı gelir Mehmet'te yerim, hava ciğer yerken Mehmet amcaya giderim Gazimir'e. Onu gördünüz zaten Mehmet amcanın ciğer videosunu. Benim böyle seçici yerlerim vardır. Bunların hepsine gideceğiz. Çünkü ben lezzeti seviyorum, ben yemeği seviyorum. Yemeği de yenecek yerlerde yemeği daha çok seviyorum. Aynı Erişen Kebap'ta yediğim gibi. O zaman biz fazla muhabbeti uzatmadan yemeğe başlayalım. Mehmet'im hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyorsun biladerim? Allah'a şükür. Hamdolsun. Kanat var mı? Kanat var abi. Hemen bir tane alalım ama Mehmet. Ne yapıyorsun, nasıl işlerin? Allah'a şükür abi. Sen nasılsın inşallah? Hamdolsun, işten geldik. Servisteyken aklıma geldi. Ne zamandır Mehmet'e kanat yemeye gitmiyorum dedim. Eyvallah. Bir gelelim o kanadı, bir sulu kanadı yiyelim abi. Yiyelim abi. Senin işler nasıl? Çok şükür abi. Çok güzel abi. Hareket mi? O her zaman vardı Mehmet. Yani ben bu dükkanın 10-15 senelik müşterisiyim. Her zaman, yani artık eski gençlik yok, eski çocuklar, yani senin yetiştiğin, benim yetiştiğim çağdaki şeyler yok. Kanat tezgahta. Yandakiler tavuk değil mi? Aynen tavuk. Hamdolsun birader, koşturmaya devam. Mehmet, ben buraya gelirken zaten videonun açılışında senin en çok, yani benim en çok sevdiğim şey kanadını övdüm. Ya bunun yanı sıra Adana, daha başka neler var? Abi tavuğumuz var, ciğer var, köfte var abi, kanat var. Aynen. Şey, yürek, böbrek bir şeyler vardı. Yürek var, böbrek var abi, aynen. Kalas var. Ama üstündeki ürüne göre değişiyor abi. Aynen. Ya çünkü ben dediğimde videoya da başlarken ben Mehmet'in en çok sevdiğim şey, yani 10 senedir de yediğim şey kanat. Aynen. Ben kanadına hastayım abi. Çünkü dışarıda kiloyla kanat da satıyorlar biliyorsun. Aynen. Abi aldım almadım değil yani, illaki gittin ya, merak ettin tanımadığını. Ya bu kadar bir kuruluk olmaz ya. Ya abi bizi de hep çok kıyaslıyorlar orayla burayla ama yani şimdi hepsinin bir şeyi var. Şu kanada bak abi yani. Ya. Bu kanat öyle, bu kadar büyüklükte böyle bir kanat değil. Yani herkes vermiyor yani. Yani. Bu etli kanat. Aynen. Etli kanat olduğu için lezzeti de aslında buradan gidiyor. Aynen öyle. Ya gittim misal, dediğim gibi ben videonun başında da söyledim. Ben kanat yemeye direkt Mehmet'teyim. Misal ciğer yiyeceksem ama tava ciğer. Gaziemir'de Mehmet amca var. Geçen onun da videosunu çektim ben. Yapıyor adam şimdi yani. Tavada ciğeri yapıyor yani. Yanına işte pilavlı milavlı bir şekilde, salatalıklı o şekilde koyuyor onun yanına. Ha senelerdir oraya da Gaziemir'e gittim. Ciğer yiyeceksem de Mehmet amcanın yanındayım. Ama dediğim gibi takıntılı, o yönde benim takıntım var. Misal kokoreç yiyeceksem de Muharrem'e giderim. Ya çok yere gittik, çok yere dolaştık ama ha şu yönde şey değil yani, senin Adana'nın tavuğun o bu değil. Ben takıntılıyım o yönde. Ben kanat dedim mi Mehmet'ten başka bir yere gitmem. Mehmet her zaman fiyatlarda, güncel fiyatları bir konuşuyor seninle. Şu an Adana dürüm ne kadar, porsiyon ne kadar? Tek şiş 90 lira, 70. Evet, telefon geldi, o sıra durduk biz. Dürümden 75 lira abi. Aynen.
porsiyondan 150 lira çift şişiriyoruz abi porsiyonda. Aynen öyle. Adam 95 lira abi. Fiyatlarımız bu şekilde. Gayet uygun. Ama yani güncel, şu an için güncel. Yani her zaman bir fiyata zam geliyor. Yani şöyle bir gerçek de var. Biz 14 yıldır buradayız. Aynen. Biz 14 yılın içinde o ilk 11 yılında bu dürümün içine 11 lira zam yaptık. Aynen. 11 yılda. Şu son 6 ayda sadece yani 40 lira 50 lira ürüne zam üstüne, yapmış olabiliriz. Üstüne geldi. Şu an öyle bir anormal bir durum da söz konusu. İlla ki birader, yani şu an ülke şartları ortada, mazot ortada, domat ortada, biber ortada. Doğal gazı zam geldi, hiç gözümüz aydın. Ya. Doğal gazı zam geldi bir şey demek, mazot zam geldi bir şey demek, doğal gazı zam geldi. Yani şu an yani kış ayı geliyor. Kış ayında Allah herkese yardım etsin. Allah kurtarsın herkesi, yapacak bir şey yok. O zaman Mehmet, şey bu şeyin yanında mesela porsiyon olarak verdiğin yanında hemen salata geliyor zaten. Salata geliyor abi. Aynen, bizim salatamız adam usulü abi. Burada usulü. Yani bu şekilde tablacı salatası yollarlar. Aynen biraderim. Taze taze abi, siparişe göre soğan var. Ya öyle hazırda soğan, domat mesela bir şey yok. Direkt geldiği gibi direkt doğranıyor burada. Doğranıyor. Hepsi soğanlı, soğansız, maydanozlu, maydanozsuz, yok alın, yok asılsın. İnsanlar hepsi farklı farklı her zaman istediğimiz gibi zaten. Mehmet'in ellerinde bir başka oluyor. Ama dediğim gibi kanat dedim mi bende olaylar duruyor. Bende olaylar bitiyor. Mehmet bir kola alabilir miyim acaba? Evet. Biberleri bir kenara. Valla çok alıyor. Sipariş mi aldın? Sağ ol. Biraz çevirelim. Bir daha tuz yap. Tuzu seviyorum ama tuz başka bir şey. Salata zeytinyağını zaten oradan bir gördünüz. İnşallah yüzü karnında çıkmıyor. Ya vallahi gerek. Ama ben yiyorum abi. Ben o zaman yemeğe devam edeyim. Yine sizi karşınıza dakikalarca yemek yemeyeceğim zaten.
Yemeği bitireyim. Kapanışta görüşürüz. Vallahi ben Kanada löpürtete löpürtete yedim. Zaten bir videonun başında gösterdiniz. Ama Mehmet'in ellerine sağlık. Harika bir karakter her zaman olduğu gibi. Sağ olun, teşekkür ederim. Çayımız da geldi. Biz şimdi hoş bir sohbet, muhabbetle Mehmet'le beraber bir 15-20 dakikamız daha buradayız. Ondan sonra gidip zaten bu videonun dediklerine evde hazırlayacağız. O zaman görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostla paylaşmayı unutmayın. Daha gideceğimiz çok dükkan, çok mekan var. Hep beraber gezeceğiz onları. Görüşürüz.